Merhaba sevgili MESAM üyeleri. Değerli dostlar, e, gündemimizde bir tek deprem var. O yüzden deprem zedelerle yatıp onlarla kalkıyoruz. Her an gözümüz, kulağımız, sesimiz, soluğumuz e, orada yaşayan insanlarımızla. E, bizim gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. E, üyelerimizden çokça çadır e, ve konteyner talebi alıyoruz. Özellikle çadır konusunda son 3 gündür pek çok üyemiz Hatay'dan ve Adıyaman'dan arıyor bizleri. Çadıra ihtiyacımız var diye. E, haberi aldığımız andan itibaren hemen harekete geçtik. Ama üzülerek söylüyorum şu anda hiçbir yerde çadır bulamıyoruz. Yani piyasada çadır bulamıyoruz daha doğrusu. Decathlon gibi mağazalarda çadır var ama onlar kam çadırı çoğunlukla yazlık çadırlar yani ailenin içinde yaşayabileceği kapasitede e, değil e, onu gördük maalesef fakat sevgili üyelerimize şunu söyleyeyim onların bildiği gündemlerinde hep çadır olanlar daha iyi bilebilirler bizden bildikleri bir yer varsa biz hemen parasını göndeririz o çadırları tedarik ettiririz. Bu bilgiyi paylaşmak istiyorum öncelikle. Değerli dostlar, deprem haberiyle beraber bölgedeki lisans faaliyetlerimiz değil sadece, Türkiye'deki bütün lisans faaliyetlerimiz durdu. Ama şimdi hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle dijital, radyo, televizyon bu alanlarda faaliyetlerimiz devam etse de Umumi Mahal olarak adlandırdığımız Kafe, bar, konaklama tesisleri, AVM'ler, oteller vesaire. Buralarda şu anda herhangi bir faaliyet yok. Biraz daha hayatın normale dönmesini beklemek zorundayız. Bölgeye gelecek olursak, mesam yönetim kurulu olarak aldığımız karar gereği, biz uzunca bir zaman bölgede herhangi bir lisans ve tahsilat faaliyetinde bulunmayacağız orada yaşayan müzik tüketicisi insanımızın ee, geçmiş dönemlerde dahil olmak üzere bütün borçlarını silme kararı aldık. Radyo ve televizyonlarda dahil olmak üzere deprem bölgesinde yayın yapan, orada faaliyet gösteren radyo ve televizyonlardan bahsediyorum. Yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlardan bahsediyorum. Ee, 2023 yılında kendilerinden herhangi bir talebimiz olmayacak. 6 ay sonra hayat normale dönmüşse, iş yerleri tekrar açan açılmışsa ki Hatay'da Adıyaman'da Kahramanmaraş ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde bunun e, çok 6 ayda da mümkün olamayacağının farkındayız ama diğer bölgeler için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısacası biz e, o bölgede yaşayan eee MESAM ve MSG'ye lisans bedeli ödemek zorunda olan arkadaşlarımıza, müzik tüketicilerine her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Üyelerimizin pek çoğu Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Altan Çetin, Salih Tepeli ve yüzlerce üyemiz ne olur bu dağıtımdaki payımızdan kesinti yapın. Kimi yüzde on, kimi yüzde yirmi, kimi yüzde yüz tümünü depremzede üyelerimize aktarın. Bu çok güzel bir dayanışma örneği Bizi çok mutlu ettiniz. Böylesi bir zamanda bunu söylemek istiyorum. Bu davranışınız her türlü takdire, her türlü övgüye e, layıktır. Zira bugün bana, yarın sana diye klasik bir atasözümüz var. Bu dayanışmayı hayatın her alanında MESAM üyeleri olarak, MESAM ailesi olarak hayata geçireceğiz. Çok güzel bir sınav veriyorsunuz gerçekten. Dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyorsunuz sevgili dostlar. Zira şu an kasamızda biriken bağış miktarı 200 bin lirayı buldu. Bu 200 bin lirayla e, çadır mı alalım, konteyner mi yaptıralım? Yoksa bölgede yaşayan üyelerimize bunu çok zor durumda olanlara nakit olarak mı aktaralım? Bunun da komisyon olarak çalışmasını yürütüyoruz. Üyelerimizi dinledikten sonra onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda karar vereceğiz. Ama 200 bin lirayla çok bir şey yapamayacağımızın farkındayız. Fakat Mart dağıtımından özellikle Mart dağıtımından kesilecek olan oranlar sizin onayınızla kesilecek olan oranlarla bir şeyler olabileceği kanaatindeyim. O yüzden formu şöyle doldurduk. Şimdi bana üyelerimiz telefon açıyor veya mesaj gönderiyor. Yetkisen de istediğini yapabilirsin. Güveniniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandırıyorsunuz. Fakat benim yapmamla mümkün değil. Tamamen kendi iradenizle o formu doldurduktan sonra bu ancak mümkün olabilir. O formu arkadaşlarımız size pazartesi günü gönderecekler. Formda açıklayıcı bilgileri okuduktan sonra adınızı soyadınızı ne kadar bağışlamak istediğinizi her türlü seçenek var. Yüzde onla başlıyor 20, 30, 40, 50, 100'e kadar devam ediyor. Yüzde 100'ünü bağışlamak isteyen yüzde 100'ünü işaretleyebilir. Ama bizim öyle bazı üyelerimiz var ki telif geliri çok e, yüksek rakamlardan ibaret olduğu için onların yüzde 10'u çok kıymetlidir. Bizim gibi, benim gibi daha düşük telif alanların yüzde yüzünden daha kıymetlidir. Onların yüzde onu bile işaretlemesi veya diğer bölümüne ister rakam yazabilir, ister yüzde beş diyebilir. Bu da çok kıymetlidir. Yani kısacası tercihi tamamen size bırakıyoruz. Sizi uğraştırmayacağız. Bir cep telefonunuza gelecek olan o bilgi sadece dijital olarak birkaç yeri doldurduktan sonra gönder butonunu tıkladığınızda bizim e, lisans merkezimize düşecek işlemi ona göre yapacağız. O formu gönderemezseniz göndermezseniz hiçbir şey yapma şansımız yok. Lütfen o formu pazartesi günü doldurun ve bize gönderin ki biz de Mart ayında toplanan, dağıtılacak olan teliften o kesintiyi yaptık, yapar yapmaz hemen depremzede MESAM üyeleriyle bunu çözelim, onların derdine derman olalım. Bu yapıldıktan sonra kesinti oranları da dahil olmak üzere bağış oranları da üst üste konulduğunda noteri çağıracağız buraya. Noter gelecek, inceleme yapacak. Hem kesinti hem de bağış tutarlarını hem de kimlere dağıtılmışsa bunu noter kendisi size yanımızda oturup bir videoyla açıklayacak değerli dostlar. Şimdi bu tonda dikkat etme, o formda dikkat etmeniz gereken şey şu. Formun çıktısını almanız gerekmez. Cep telefonunuza geldi, tıklıyorsunuz, açılıyor. Açıldıktan sonra adınız, soyadınız, cep telefonunuz yazılı, ne kadar miktar bağışlamak istiyorsunuz o yazılı, bir de size SMS kodu gelecek. Sizin yapıp yapmadığınızı tespit etmek, onaylamak için bu önemli o SMS kodunu da girdikten sonra gönder butonuna bastığınızda işlem bitiyor. Bu kadar. Sizi ne ıslak imza ile uğraştıracağız, ne çıktıyla uğraştıracağız. İşinizi kolaylaştırmak maksadıyla gerçekleştirdik bunu. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde hala çadırı olmayan arkadaşlarımızın ihtiyaçları konteyneri olmayan arkadaşlarımızın ihtiyaçları biliniz ki bizim ihtiyacımız tekrar gösterdiğiniz dayanışma ve paylaşım için hepinize teşekkür ediyorum.